altında her gün özellikle bu hafta çok yeni rekor haberleri paylaştık. Evet. Bir alım fırsatı gelir mi tekrar? Acaba altın için fırsat kaçtı mı? Yoksa bir tekrar alım fırsatı gelir mi? Şu anki seviyeleri nasıl görüyorsunuz? Sizin de ifade ettiğiniz gibi geride bıraktığımız hafta altın fiyatları gerçekten rekor test etti. Yani tüm zamanların en yüksek seviyesini gördük. Serbest piyasalarda 1253 lira seviyesini gördük. İşte ekranlarda 1230 lira seviyesini gördük. Ancak bu yıl için rekor cümlesini çok duyacağız gibi duruyor altın fiyatlarında. Özellikle orta ve uzun vadede yatırımcısı yine altından kazanmaya devam edeceğini ben tahmin ediyorum. Çünkü 1200 psikolojik direnç seviyesi kırıldı ve yukarı yönlü hareketlerini yine devam ettirebilir. Neden? Çünkü altın fiyatları son iki haftadır Amerika'da iflas haberlerinin, bankaların iflas haberiyle güvenli liman gömleğini giydi. Ancak bu risklerin farklı bankalara sıçrama olasılığı yüksek. Yani bütün küresel piyasalardaki beklentiler bu yönde. Ancak jeopolitik risk ve enflasyon gibi riskler yine masada kalmaya devam ediyor ve belirsizlik var. Bunlar da altın fiyatlarını destekleyen faktörler. Geçtiğimiz yıla baktığımız zaman 2022 yılında altın fiyatları ciddi bir anlamda baskı altında kalmıştı ve oldukça ucuzdu. Bu yıl biraz daha serbest kalıyor ve merkez bankaları da sahneden iniyor. Yani faiz artırımlarını sonlandıran başta Amerika Merkez Bankası Fed ve diğer merkez bankaları artık kenara çekilecek ve altın fiyatları buradan da güç toplayacağını söyleyebilirim. Yani ons altın aslında 2000 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı olabilir ve bu yıl için 2350 dolar seviyesine kadar bu yükselişlerini devam ettirebilir. Yine serbest piyasalarda 1237 lira seviyesine kapanış yapan gram altın TL fiyatında bu yıl için 1450 devamında 1550 rakamlarında bekliyor olacağım. Tahminim yine bu yönde. Neden? Çünkü çift ayaklı bir enstrüman, yani dolar TL kurundan destek görüyor, ons altından destek görüyor. Bugüne kadar sadece ons altından destek görerek rekor tazelime devam etti ama muhtemelen Haziran sonrası dolar kuru da gram altına destek verebilir ve o beklediğimiz 1450 devamında 1550 lira seviyesi gerçekleşebilir. Türkiye'de iki tür yatırımcısı var. Altın fiyatları çok yükseldi, bozdur alınma. Bir de almayı ihmal etmiş veya eline yeni lira geçmiş olan yatırımcısı da acaba bir şansınız daha olur mu? Fırsat verir mi? Sizin de sorduğunuz soruya gireyim tekrar. Evet, iki haftadır hızlı yükselişleri konuşuyoruz ve mutlaka teknik olarak ons tarafında bir geri çekilme öngörüyorum. Yine 2009 dolar seviyesine kadar yükselen ons altın haftayı 1978 dolar seviyesinden tamamladığını gördük. Burada kritik destek seviyelerimiz var takip edeceğimiz. 1960 dolar, devamında 1917 dolar seviyesi. Buralar güç destek seviyesi ve olma olasılığı çok yüksek. Çünkü hızlı yükselişlerin veya hızlı düşüşlerin mutlaka sağlam bir düzeltme yapması gerekiyor. Ben 2009 dolar seviyesine kadar yaşanan bu yükselişleri çok hızlı gördüm ve sağlıksız gördüm. Teknik olarak da bir düzeltme ihtiyacı var. O yüzden 1960 devamında 1917 dolar seviyesinde teknik olarak önemsiyorum. Gram altın tarafına baktığımız zaman da tekrar kademeli olarak işte 1220, 1200 ve 1200 lira seviyesinin altındaki rakamlar yaşanabilir. O yüzden çok da aceleci olmamak gerekiyor veya çok da üzülmemek gerekiyor alım için. Mutlaka önümüzdeki haftalarda bir fırsat vereceğini ben şahsen düşünüyorum. Ancak elinde altın bulunduran yatırımcısı da nasıl olsa teknik olarak bir düzeltme bekleniyormuş, bir düşüş bekleniyormuş. Hazır elimizdekini satalım, düştüğü zaman tekrar yerine koyarız. Düşüncesini çok yanlış buluyorum. Çünkü makas aralığı var piyasalarda. Bu makas aralığı sizin al-sat yapma fırsatınızı elinizden alıyor. Ve dolayısıyla böyle bir risk almaya gerek yok. Yine yaz aylarını beklemenin daha mantıklı bir karar olduğunu şahsen düşünüyorum. Altın fiyatları kısa vadede bir geri çekilme. Ancak yaz aylarında tekrar yeni rekor tazeleyen bir fiyatlamayla karşımızda olabilir diye tahmin ediyorum. FED bu sene faiz indirmeyeceğiz dedi. Dolayısıyla faiz yüksek kalmaya devam edecek. Bu altını nasıl destekler? Çok kısa lütfen. Amerika Merkez Bankası Mayıs ayında tekrar 25 baz puanlık faiz artırımıyla yılı sonlandırabilir. Ancak piyasa artık FED'e güvenmiyor ve FED fiyatlaması altın fiyatlarının içinde dahil olmayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla aslında yeniden bir yukarı yönlü hareket de beklenebilir. Evet. Bu kadar da risk varken piyasa.